Soralım, seçim 2023'te adayınız kim? Tayyip Erdoğan. İmamoğlu. Neden? Bakıyor, görmüyor arkadaş. Bu Türkiye'ye yapılanları görmüyor arkadaş. Sizce oy hak eden biri var mı? Var mı? Öldük gittik. Ya bir bak şu arkadaşın cebine 1 milyon telefon vardı. Söyle. Daha ne yaptı? Ne yaptı? 4 senede hiçbir şey yok. 2 yıllık bir kriz döneminde 16 yıllık bir hizmeti satmanın anlamı yoktur. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımıza seçim 2023'te adayınız kim sorusunu soracağız. Bakalım cevaplarımız ne şekilde olacak? Cevaplarımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Amca selamun aleyküm, merhaba. Merhaba. Soralım, seçim 2023'te adayınız kim? Yaklaşalım şöyle. Adayım Tayyip Erdoğan. Neden? Daha nedeni var mı? Türkiye yaptı. Ekonomik kriz. Bir tek şöyle bakarsak ekonomik krizi görürüz. Geniş bakarsak neleri görmeyiz ki? Soralım abi. Seçim 2023'te adayınız kim? İmamoğlu. Neden? Güzel çalışıyor. Çalışıyor diyorsun. Sel oldu İstanbul'da, afet oldu. İmamoğlu tatildeydi. Onun öncekilerde de oldu. Tatilde miydiler? Yok, tatil olsun olmasın. Sonuçta kendi tenezzül edip buraya gelmedi. İmamoğlu'nun hangi projelerini beğendin? Hepsini beğendim. Bir tane, 3 tane sayabilir misin? Devam edelim. Sen seçim 2023'te adayınız kim? Adayımız. Şuranı söyle bakalım adayım. Gel kardeşim, adayınız kim? Adayımız kime veririz oyumuzu? Dünya liderine verir miyiz oyumuzu? Veririz. Dünya lideri kim? Recep Tayyip Erdoğan. Öyle mi? Evet. Öyle. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Şöyle kameraya dönersin. Yani yaptığı hizmetler ortada, görüyorsunuz zaten. Başka bir adamı görmüyoruz zaten. Mu? Var. Ama diğer partilerin gelip de iyi bir şey yapacağını düşünmüyoruz açıkçası. Seçim 2023'te adayınız kim? Mansur Yavaş. Neden? Dürüst insan olduğu için. Mansur Yavaş'ın 3 tane projesini sayar mısınız? Dürüstlüğü. 3 proje. Dürüstlüğü. 3 proje. Dürüstlüğü. Başka söyle. Hangi konuda dürüst oldun? Hilesin hurdasını görmedik. Abi mesela 3 proje diyorum, dürüstlük. Ya ben sana Mansur Yavaş daha yeni, herkes daha yeni tanıyor. 4 yıl oldu. Yeni tanıyor. Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir tanıyoruz. 30 senedir tanıyoruz. Yaptığı hizmetleri. Recep Tayyip Erdoğan ne zaman böyle büyümeye başladı? Belediye başkanı olduktan sonra. Yaptıklarından sonra. Ne yaptı? İstanbul'a. İstanbul, Türkiye'ye ne yaptı şu anda? Ne yaptı? Görüyorsun milletin halini. Ekonomik kriz. Hem ekonomik kriz hem de çevre ülkelerle olduğumuz durumlar. Ne? Çevre ülkelerde ne? Kavgası. Arap bağırı dedi Arap. Hepsi yabancı. 3'er 5'er günlüğü. Onlar kişi biniyorlar. Başka ülkelerde böyle yabancı yok mu? Var. Ama bunlar kadar değil. Size de soralım. Bakıyor, görmüyor arkadaş. Niye görmüyoruz? Yani o yapılanları yani sanayiyi bu Türkiye'ye yapılanları görmüyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. Yani sen niye görmüyorsun deme hakkımız da yok. Bu memlekette demokrasi, özgürlük varsa ben görmüyorum, ben kabul etmiyorum deme hakkı da var yani. Yapacak bir şey yok yani. Dayı. Neden kabul etmiyorsun? Bak, neden şey yapmıyorsun deme hakkın var. Bak yapıyor, Allah razı olsun. Allah razı olsun, tamam. Ama seni 50 yıl, 100 yıl seni borçlandırdı. Yani her devletin borcu var kardeşim. Hangi dünyada devlet? Hangi devletin borcu yok? Bak. Türkiye'nin sen dünyada müteahhitler... her devletin bak, borcu var. Bak, her devletin. Bak, sen müteahhitlere borçlusun. Sen müteahhitlere borçlusun. Şu yapılanlara bir gör. Para yok. Devletin cebinde parası yok muydu? Yapamıyor muydu? Şu niye yapmıyordu? Ya yolu yapsın. Niye yapmıyordu? He? AK Parti'den önce neden yapılmıyordu? Ya AK Parti önce bakın. Siz yine biraz eskilere gideceğim. Darbe gördük değil mi? AK Parti döneminde de girişimini gördük. Bir dakika söyleyeceğim ben sana. Kıbrıs Savaşı'ndan çıkmışsın. 74. 74. Ondan bu yana ülke düzenleyebildin. Bak Atatürk. Gel gel dayı gel gel gel. Atatürk'ten de bahsedeceğim şimdi. Gel. Senin Atatürk'ten de bahset. Ha, hepsine saygı. Senin fikrine saygı diyorum. Evet tamam. Ama şu memlekette yapılanlara da ya, yani. Ben bak, ben öldük dedim, bittik. Ben ya bir bak şu arkadaşın cebine 1 milyonluk telefon vardır. 1000 liralık telefon vardır. Arkadaş hani öldün sen öldün. Doğru söylüyor. Hani ya. Senin telefonun 1,5-2 milyonluk telefonun var canım. Amca telefonu tak. Sen randevu alsana, hastanelerde randevu alsana. Ya sen cep telefonu kullanmıyor musun? Açtık. Allah razı olsun, devam et. Herkes kullanıyor oyunu kardeşim. Herkes kullanıyor oyunu. Bak cebinde 5 milyar telefonun var. Tamam. Açlıktan öldük diyorsun. Şöyle gel sen. Ha tamam, gitti amcam. Tamam amcam gitti. Ben belki senden daha iyi geçiniyorum. Peki şu soruyu soralım. Gel. Mansur Yavaş milliyetçi bir kişiliğiyle tanınıyor. Doğru mu? Doğru. Bak. HDP'nin de bu ittifaka ortak olması rahatsız etmez mi? Mansur Yavaş'ı sevenler. Sen ortak mı? Değil mi? Değil bence. HDP... Bence değil. Kimi destekleyecek HDP sizce? Yani HDP AK Parti'yi destekliyor. Çünkü daha önce AK Parti... Gel. Gel sen bir gel. Sen de gel. Sen bir gelsene. AK Parti. Gel sana iki soru sorayım gel.
Ya bu... Ama bir önceki seçimde, yerel seçimlerde Sezai Temel ile HDP eş başkanı dedi ki Mansur Yavaş kazandıysa bizim sayemizde kazandı dedi. Yalan. Nasıl yalan? Niye yalan? Bence yalan. Nasıl yalan? Ben duymadım. Niye yalan abi? HDP'nin oylarıyla gelmedi mi? Kim? İstanbul şeyde efendim. Her yerde. İmamoğlu da efendim Sultanbeyliğinde efendime söyleyeyim. AK Parti'nin oyları %55-%60'tı. %45'e düştü. Bak şimdiye kadar HDP, HDP'yle AK Parti oy verdi. HDP'li AK Parti oy verdi. İmkan etme şimdi bana. Bir de HDP'li AK Parti oy vermedi. Kime verdi? HDP'liler hiçbir zaman AK Parti'ye oy vermedi. Kürt vatandaşı. Her 4 evden, bir vatandaş CHP'ye oy verecek kampanyası yapıldı. Tamam verdiler mi? Verdiler. Babayı verdiler. Nerede verdiler? Abi hatırlamıyor musun seçimi? Ben hatırlamıyorum abi. Yani her 4 evden bir oy HDP'ye gidecek kampanyası yapılmadı. Ya yapılmış olabilir ama vermemişlerdi. Bunda emin ol. Hep AK Parti'ye gitti. Abi vermemişler değil. Oylar belli. Oylar belli. Esenler. Bilir miyim? Bir dakika abi. Sizce oy hak eden biri var mı? Var mı? Ne konuda? Oy hak eden Asya. Biri var mı? 18 senedir bir dakika bir iktidar vardı değil mi? Bunun 14 yılında insanlar refah içinde evlerini aldılar mı? Önceden 2000 öncesi kredi alabiliyor muyduk bankalardan? Şu an kullanıyorsun. Alamıyorduk. Şu an zor alıyorsun. Şimdi şu an bir dakika şimdi ben şimdi AK Parti'nin geliş döneminden bahsediyorum. Evet. AK Parti geldikten sonra 12 efendime söyleyeyim bankalardan krediler alınıp herkes genelde daire sahibi oldu mu? Oldu değil mi? Araç sahibi oldu mu? İşlerini bir dakika iş üzerine iş katanlar oldu mu? Ticaretini genişleten aha piyasayı görüyoruz. Piyasadaki hareketliliğe bakın. 14 sene bu insan bize 16 sene hizmet etti. Herkes gülüyordu. Refah içindeydi. Şimdi bir ekonomik kriz başladı. Hem sadece Türkiye'de mi? Sadece Türkiye'de. Hayır dünyanın her tarafında var. Ben gittim. Arap ülkelerinde de var. Avrupa'da da var. Onun için 2 yıllık bir kriz döneminde 16 yıllık bir hizmeti satmanın anlamı yoktur. Sen dedin ki. Kimi getireceğiz? Söyleyin bize. Gence bir geçelim. Sen dedin ki zengin daha. Zengin oldu. Fakir iyice ne zaman oldu? Ortası yok. Ne zaman? Bunu kabul et. Abi. Sana. Helal olsun sana. Abi ben günlük işe gidiyorum cebime harçlık girsin diye. Çalışacağız. Ne iş yapıyorsun? Ne yapayım? Çalışıyorum. Ne yapmıyorum ki günlük ne yapmıyorum? Ne iş yapıyorsun? Bir dakika bir saniye abim ben şunu sorayım. Yaşınız kaç? 18, 19, 19. Şu an okuyor musunuz? Evet. Ne okuyorsun? Üniversiteye gideceğim benim para biriktirmem lazım. Tamam, ne okuyorsun? Çok pahalı. Ne okuyorsun? Muhasebe. Muhasebe. Ben polis olmak istiyorum abi. Yolu bak, biraz açalım polis geçiyor. Ben çocuklarıma dedim ki İstanbul'da oturuyorum. İstanbul dışında bir üniversite kabul etmem dedim. Abi, ya yapacaksın dedim. Bir saniye bir soru sorabilir miyim ya? Sor. 18 yaşındasın. Diyorsun ki 18 yaşındasın. Diyorsun ki ben şu anda günlük iş çalışıyorum yetmiyor diyorsun. Evet. Öğrencisin. İleride zaten para kazanabilmek için okumuyor musun? Evet. Şu an ne? Bir şey söyleyeceğim ben sana. Benim okumam için para lazım bana. Ben ondan parayla ne okuyacağım? Ay ben polis özel harekatçı olmak istiyorum. Bak boyum posum her şeyim tutuyor benim. Ben okula gideceğim tamam mı? Bir bilet olmuş ne kadar? En basiti bir dakika abi. Abi ben bir konuşayım mı? İyi de devlet bedava diyor abi de. Bir dakika. E bunun yolu var yemeği. Devlet bedava diyor. Bir dakika. Devlet okulları. Buradan Bayburt'a gideyim 650 lira bilet. 650. Kardeşim lira devlet üniversitesi. En basit. Zaten kredi. Zaten bir aynı şeyi konuşuyorsunuz. Beyefendi de zaten ekonomik kriz olduğunu kabul ediyor. Yani şu an normal şartlarda değiliz. Kaymağını yedik. He. O zaman ailenden birileri yedi. Yeter olsun. 18 olduğu için bilmiyorsun hayatım. Herkes anlasın insan olduğunu da tek tek anlat. Şov yapmanın anlamı yok tamam mı? Şükret haline. Şükret. Soru cevap yapamıyoruz seninle. Yapalım mı? Ben de Adana'dan geldim 400'e bak. Kanserle mücadele edeyim onurlu bir şekilde. Allah ödül veriyor. Senin gibi açıkken ben de kapandım mucizelerle. Ama bak şükret her şeye rağmen. Dünyada bu kriz dünyada. Artık herkes ekolojik silah falan saldı. Her ailenin kötü bir dönem olduğu gibi ülkelerin de kötü dönemleri olur. Nasıl kötü dönemde, nasıl kötü günlerde ailemize, annemize, babamıza sırt çevirmiyorsak kötü günlerde de devletimize sahip çıkmalıyız. Ha. Soruyu değiştiriyorum. Tamam soruyu değiştireyim mi? Ha, tamam. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım ben. Sen ne zaman? Ha?
Kim gelirse gelsin bu saatten sonra denemek lazım. Anlatabiliyor muyum diyorum? HDP olsa bile. Efendim? HDP olsa bile. Fark etmez. Kim gelirse gelsin bundan koçum, sonra dene, daha dene. İyi olacak. Deneme yanında. Abi şimdi abi diyor ki 16-17 senedir AK Parti iktidarda diyor. 19. Hatta 20. 20 diyelim. Son 3 senedir yönetim kötü. Ve bu düzelecek diye bekliyoruz. Son kaç senedir? Son 3 senedir bana göre. Covid-19 itibariyle evet. Aynen. Son 3 senedir ekonomi de kötü. Yönetim de kötü. Artık bir şeyleri düzeltmeyi beklemeyelim. Biz değiştirmeyi deneyelim. Kimi alabiliriz liderliği? Ya ben inanmıyorum ama değiştirme... Ama şu anda değiştirmek en iyi yol. Başka kimi? Kimi koyabiliriz abi? Ya ben isimleri fazla söylemek istemiyorum. Yok, isim şu an düşünmedim. Ama şu anki yönetimin kesin değişmesi gerekir abi. Yani bu CHP mi olur? O zaman BHP soruyu değiştiriyorum. Hemen İstanbul'a geldim şimdi. Gelen soruyu tamamladık. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir afet oldu. Belediye başkanı tatilde şu an Fethiye'de. Hala, afet dönüm hala dönmedi. Şu anda da önemli bir konu. Şu anda da mavi tura çıkıyor. İstanbul'un belediye başkanı başarılı mı? Bırakın genel seçimleri, İstanbul'a bir daha aday olsa kazanabilir mi? Tatil konusunda çok başarılı. Türkiye'nin en güzel yerlerinde en güzel tatilleri yapıyor. Bence onun da artık şeyi bitti abi. Yanlış yaptı. Yani her sıkıntı olduğunda başka yerde olması onun için biraz dezavantaj oluyor. Bence bir dahaki seçimlerde kazanması zor. Gelsin ablalarıma, burada tartışıyorlar, buyurun. İmamoğlu sel vaktinde tatile Fethiye'de geziyordu. Ben fikrimi söylemeyeceğim. İmamoğlu'na ben yani hayranım. Hayransınız. Evet, hayranım. Ben yurt dışından geliyorum. Evet. Halkım aç. Gerçekten aç. Ne hale geldi? Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan geliyorum. Almanya'da geçen yıl yakıt fiyatları ne kadardı? Tamam, şimdi pahalandı. 1 euro. 1 euronun hatta yarısı. Evet. Bu yıl ne kadar? Ama bir dakika. 3 euro. Bizim Almanya'nın alt temeli güzel. Yardım. Niye güzel? Neden? Çünkü yardımı, fakire yardım ediyor Almanya. Nereden geliyor bu güç? Bizim vergilerimizden. Nereden geliyor bu? Çalışanların vergisinden, bizlerin. Vergi diyorsunuz. Evet, biz vergi. Almanların en büyük gücü nedir? Almanya'dan nedir? Evet. Dünya üzerindeki, hayır. Vergi her ülkede var. Ben söyleyeyim mi? Vergi, ben, evet söyleyeyim. 1930 yıllarına kadar Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar ve Japonlar. 5 ülke dünyanın lokomotif devletleri olarak araba üretimine geçiyor. Evet. Bizler o sırada milletin başörtüsüyle uğraşıyorduk. Bak bir saniye. Bak. Onlar 50 yılda, 100 yılda araba sanayileşmesini yaptığı için ekmeğini yiyorlar, çatır çatır da yiyorlar. Bizde bu yok. Sorun bu olabilir mi? Aynen. Evet, aynen. Kim sorumlusu? AK Parti mi? Sorumlusu biz. Biz halklar. Özellikle de biz yurt dışında. Ya, sorumlusu. Sorumlusu. Ne? Biz yurt dışındaki darbeyi de darbeler. Biz Almanya'da geliyoruz. Burada oyumuzu kullanıyoruz. Bilinçli, bilinçsiz. Bilinçsiz bir şekilde oy kullanıyoruz. Onun için bak. Kim gelirse başarılı olur. Kimse. Şu anda. İmamoğlu olmaz mı? Ya İmamoğlu olur. Bana 3 tane İmamoğlu icraatı sayar mısın? 3 tane. Ben sayamam. Sayamam. Niye? Hayran ama sayamıyor. Ne ya, hayran olduğunu da bilmiyor ablamız. Şeklinde hayran. Gözlükleri var İmamoğlu'nun. İstanbul İmamoğlu. Hayır, İmamoğlu güzel. 4 senede hiçbir şey yok. Söyleyin. Daha ne yapsın? Ne yaptı? Cami yaptı değil mi? Yardım gel. Ne yaptı? Siz söyleyin. 3 icra. 3 proje. Bizim halkımız. Biz... Söyler misin? Söyleyemem. Niye? Çünkü neden? İmamoğlu ne yapabilir ki? Devlet yukarıdan para gelmedikten... İmamoğlu'nun verdiği, meclise sunduğu tekliflerin %95'i kabul edildi AK Parti tarafından. İmamoğlu ben şunu yapmak istiyorum dedi de neyi reddetti AK Parti? Yani neyse. Tamam. Çıkalım diye. Hatta Tevfik Göksu da söyledi. Beraber istediğiniz kanala çıkalım diye. Çıkmıyorlar. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Soruları sorduk. Biraz dinlenelim. Bir sonraki programda görüşürüz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. İyi seyirler.